Start'tan hepinize iyi akşamlar. Bu haftaki konuklarımız Berna Aksoy ve Burak Çukurova. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bayanlar, bulduk. Baylar, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, iyiyiz. Sağ olun, teşekkürler. Berna Aksoy, Ege Rally'si ile Türkiye Rally Şampiyonası'ndaki ilk yarışını koştu. Burak Çukurova da genel klasman 5.'si oldu, üstelik bir Süper 1600 ile. Artık yurt içi kargo takımı olarak geçiyorsunuz. Evet, yurt içi kargo rally team olarak bu sene şampiyonada yer alıyoruz. Burak, hemen program başlarken başında sorayım. Annen kötü mü yemek yapıyordu evlenince, aniden şamandıra gibi oldun? Yok canım, estağfurullah, gayet iyi yemek yapar da işte evlenince bilirim, gayet iyi 7-8 kilo aldım. Aynı şekilde devam ediyor, bakalım. Ne yapmayı tasarlıyorsun, kiloları nasıl vereceksin? Spor yapıyoruz işte, inşallah vereceğiz bu kiloları. Hayır, vermezsen Volkan sana zorla verdirtir, daim yaptırtır değil mi? Konuşuyoruz zaten, doğru. Evet, peki, doğru. Şimdi çok fazla elimizdeki kağıtları alalım. İlk önce bu hafta ne var? Hafta sonu Dünya Racing Motosiklet Şampiyonası olarak geçmiyor artık. GP, MotoGP olarak geçiyor. MotoGP'nin İstanbul, Türkiye'ye tabi var, İstanbul Park pistinde. Onun dışında tabii ki biz rally tutkunları olarak, değil mi? Rally tutkunu olarak, evet, kendimizi tanımlayabiliriz. Volkan Işık Avrupa Rally Şampiyonası'nda yarışıyor Fiat takımı adına ve Mille Miglia Rally'si var. Şampiyonanın ilk yarışı, İtalya'da asfalt yarışı. Volkan orada start alacak. Bir Grandia Punto Süper 2000'le dileriz ve umarız her şey yolunda gider. Çok iyi bir derece alır. İnşallah, evet. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Evet, Volkan'a başarılar diliyoruz. Oralara döneceğiz. Ama şimdi Berna'dan başlayalım. Berna aslında bir kez daha konuk olmuştu programa, şayet izlemediyseniz. Bu kez biraz daha detay verelim. Nasıl başlamıştın otomobil sporuna? 2001'de karting ile başladım. Daha sonra Volkan Işık'ın eğitiminde başarılı olup tırmanmaya girdim. Tırmanmadan sonra İstanbul Mahalli Yarışı ve ilk olarak, ciddi olarak da bu sene Türkiye Şampiyonası, Rally Şampiyonası'nda yarışacağım ve ilk ayağı da İzmir'deydi. Oradan geldik. Şimdi oradan gelince ben de bakıyorum. Burak, sen de lütfen yorum yap. Şimdi pilotlar, örneğin dün gece Ali Gülen tutturdu. İnternetten işte official siteye girdik. 2005 yılında yaptığı derecelere bakıyor. Herkeste bu takıntı var. Etaplara bakıyorlar. Ben o etapta çok iyi gitmişim. Kimse neticeye bakmıyor. Oysa neticeye bakınca Berna Aksoy ilk rallisinde, yani Türkiye Şampiyonası'nın bir ayağında. Evet. Genel klasman 27.'si. Arkada kimler var? Mithat Diker, yılların yarışçısı. Kerem Üstünkaya, 24 yıldan beri yarışıyor. Tarık Öktem, bir Subaru kullanıyor. Tarık da deneyimli bir pilot. Hadi Alparslan Çukurova, sevgili amcan. Evet. Bildim bileli yarışıyor değil mi? Şöyle bir bakınca aslında bu iş, genel klasman işi biraz... Yarışın sonucu önemli sonuçta tabii ki. Değil mi? Ya biz hep öyle hani gördük. Doğrusu da o bence, bana göre. Sonuçta bir etap, iki etap, hani noktadan noktaya hızlı olabilirsiniz ama rally'nin amacı bütününde hızlı olup finişinde doğru bitirmek. Sonuçta hani bugün en basiti bunun Colin McRae örneği var. Colin McRae bugün dünyada en hızlı olabilecek yetenekte, kapasitede bir insan. Ama fabrika takımından bile çıkarılmak zorunda kaldı. Sebebi ise rally'yi tamamlayamıyordu ve 3 yarışından birinde kaza yapıyordu. Bu yüzden de geri kalıyordu. O yüzden de rally her zaman akıl ve hızın bir arada olduğu bir spor. Yani Berna'yı tanımlıyorsun. Aynen öyle. Ben zaten Berna'yı geçen seneden de tanıyorum. Evet. Peki, o zaman görüntülerimizi izleyelim. Elbette ki sezonluk yarış Ege Rally'si ile ilgili görüntülerimizi. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Hatta dil uzatacağız bayan pilotlara.